Sevgili dostlar, şu anda Kırgızistan'da önemli bir mekandayız. Issık Gölü'nün hemen yanında, arka tarafta Aladağ dediğimiz Tanrı Dağları'nın bir bölümü olan Aladağlar arkamızda. Aladağların bulutla bütünleştiği yere bakarsak Tanrı Dağı'nın, orada karların 365 gün olduğunu görürüz. Şu an tabi burası yaz mevsimi olmasına rağmen, Temmuz ayının tam ortasında olmamıza rağmen üşüme hissinde duyduğumuzu ifade etmek isterim. Burası 1600 metre yükseklikte bir yer. Saymalı Taş dediğimiz bölgedeyiz. Burası binlerce saymalı taşın olduğu bir alan. Çok geniş bir alan sevgili dostlar burası. Bu alanda binlerce yine saymalı taşa şahitlik ediyoruz. Peki saymalı taş ne sevgili dostlar? Evet, burada hemen sevgili yönetmenim de gösterirse bir saymalı taş örneğini görüyoruz. Buradaki bütün taşlarda bunları görebiliyoruz. Evet, burada doğal yaşamın bir göstergesi. Değerli dostlar, tarihine baktığımız zaman ise çok çok geçmişe, yani bu da aslında bizim Türklerin kadim bir medeniyetinin olduğunun da net açık göstergesi sevgili dostlar. Şimdi saymalı taş sadece burada mı peki? Hayır. Şimdi az önce Tanrı Dağları'nın zirvelerini gösterdik. En aşağıda kalan yeri, yani 1600 rakımda olan saymalı taşların en alt seviyesi burası. Genellikle saymalı taşlar sevgili dostlar daha çok zirvelerde var. Ve bununla ilgili yapılan pek çok belgeseller var. Bu belgeselleri de izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Tabii saymalı taşlar baktığımız zaman bizden izler taşıyor. Neden işte daha yukarılara peki bu saymalı taşları atalarımız yapmış noktasına gelecek olursak, burada yılın neredeyse her döneminde kar var ve çok soğuk. Sadece yılda bir ay süresince yukarılara, o da hani zirvenin müsaade ettiği yerlere kadar, bazen 4000 rakıma kadar çıktıklarını görüyoruz sevgili dostlar. Ve orada da yine saymalı taşları görüyoruz. Ne var peki saymalı taşlarda? O zaman ki doğal yaşamın, işte geyikleri görüyoruz, atı görüyoruz. Buna benzer bazı yerler Sibirya'nın üst taraflarında kartal resimlerine rastlandığında görülüyor sevgili dostlar. Burada tabii ki Türkler gök tanrı inancına sahip. Kendilerini Rablerine, tanrılarına daha yakın hissetmek için en zirveye çıkıyorlar. Orada zaten bir ay müsaadesi var. O bir ay içerisinde adaklar adıyorlar ve kendilerini Rablerine, tanrılarına daha yakın hissettikleri için. Ve tabii ki bir de iz bırakıyorlar. Bu şekilde iz bırakıyor. Binlerce binlerce iz bırakıyorlar. Bu noktada bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim sevgili dostlar. Şimdi baktığımız zaman sadece saymalı taşlar hani Kırgızistan'ın bu ıssık bölgesinde mi? Hayır, dedik ya Tanrı Dağı'nın zirvesinde var. Sadece burada mı? Hayır. Baktığımız zaman Sibirya'da, diğer Altay Dağları'nda bunu görüyoruz. Diğer bölgelerde, yani hatta ve hatta bu çok ilginç bir bilgi, Avrupa Hunlarının yaşadığı günümüzdeki Macaristan'ın da bazı bölgelerinde yine saymalı taşların izine rastlıyoruz. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz. Türkler gittiği yerde iz bırakıyorlar. Saymalı taş şeklinde iz bırakıyorlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabii insan bunlara baktığı zaman tarih 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 öncesine yolculuk yapıyor. Kendini daha farklı duygular içerisinde hissediyor sevgili dostlar. Sözü ehline bırakmak da lazım. Cemil Hocam, burayı, bu saymalı taşı bize anlatabilir misiniz? Oldukça büyük, hani az önce gördüğüm saymalı taşlar küçük, irili, ufaklı pek çok var. Bu oldukça iri bir saymalı taş. Evet. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Hocam, burada doğal hayatı ve insanların yaşamını anlatan bir portre olarak düşünebiliriz. Buranın üzerinde neler var? Gördüğümüz gibi dağ keçisi dediğimiz argali, hemen arkasında av sahneleri. Bu tarafa baktığımız zaman Türkler için önemli bir sembol olan, özgürlük ve bağımsızlık sembolü olan kurt resmini görebiliyoruz. Yine arkasında burada geyik resmini görmekteyiz. Hocam, bir şey sorabilir miyim tam bu noktada? Şimdi
Keçiden, geyik dağı keçisinden, geyikten bahsettik. Yine Türkler için önemli olan kurttan bahsettik. Hocam. Ya şimdi normal şartlarda kurtla keçi ya dağ keçisi ya da işte geyik birbirinin düşmanı. Evet. Yani kurt gördüğü zaman parçalar. Evet. Ama Türkler için her ikisi de kutsal. Hani bu kutsallığı, bunu bir bağlantısını kurabilir miyiz? Tabii ki hocam. Cemil hocam. Şöyle diyebiliriz. Az önce de üzerine durduğum gibi kurt özgürlük timsalidir hocam. Türklerin ta ilk tarih sahnesine çıktıklarından beri özgürlük timsali olduğu için kurt önemli bir figürdür. Hatta bunun yansımasını Ergonokon destanında da görüyoruz. Keçi ve geyik de şu şekilde yorumlayabiliriz. Yani keçilerin yaşamına baktığımız zaman, geyiklerin yaşamına baktığımız zaman rahatlıkla zirvelere çıkabilen hayvanlar oldukları için hocam, bu da Türklerin önemsediği hayvanlardandır. Bununla birlikte keçi ve geyik etinden faydalanılır, derisinden faydalanılır. Bu yönüyle de geleneksel hayatın içerisinde önemli birer figürdür. Av sahnelerinde de genellikle zaten at üzerinde av sahnesi, yürüyerek yapılan av sahneleri ve hemen avcıların önünde keçi veya geyik görmekteyiz. Yani bu bize şunu da söylüyor. Geleneksel yaşamda, yani hem beslenme açısından, hem giyinme açısından, hem de diğer açılardan geyik ve keçi Türklerin hayatında önemli bir yer tutmaktadır hocam. Bu şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz sevgili hocam. Yani bir tane saymal taşa bakarak adeta hocamız buradan bir kadim tarihin portresini bize vermiş oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sevgili dostlar, Kırgızistan'ın en önemli kardeş, tarihi bölgelerinden kardeş, birindeyiz. Burası milattan önce 2000 yılından başlayarak günümüze kadar uzanan petroglyflerle dolu bir yer. Abi, burayı çektin mi abi? Kırgız Türk kardeş. Kardeş. Burak Türk. 6-9 kaçı? 6-9. Göktürkler hocam yani. Bizim ata babalar. O sizin ata babalar bir yaka tartkan. Beraber. Sürüt. Şimdi kıymetli dostlar. Saymalıtaş bölgesine geldik. Değerli Musa hocam. İleride Raşit hocam ve kameraman arkadaşımız Levent hocamla. Petroglifflerin arasından geçiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şu anda Göktürk döneminden kalma saymalı taşlara gidiyoruz. Yani saymalı taş ne demek? Taşların üzerine şekiller, yazılar yazılmış olduğu için saymalı, işlemeli taşlar anlamına gelmektedir. Hocam buradan ilerliyoruz. Arkamızda Issık Gölümüz, sağ tarafımızda Tanrı Dağları'nın uzantıları, etekleri. Buraya gelmek kolay olmadı Musa hocam, doğru evet, mu? Evet, çok zordu gerçekten. Zor bir süreç yaşadık. Burayı bulmak için de ara sokaklara girdik, kaç kişiye sorduk. İşin garibi, hani yerel halk da buraya çok vakıf değil. Evet. Hani tarihiyle o özdeşleşmesi konuda gerekiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. O konuda eksiklik var. Yani evet. Tespit etmiş olduk. Evet.